Recep'in babası vallahi. Sen de bu uyanığın babasısın anlaşına. Sizinle işimiz yok. Ömer Efendi öldürdüğü generalın hesabını verecek. Bir de yürüttüğü 1 milyon doları güzelce geri verecek, o kadar. Gebertirim ulan seni. Kime geliyorsun lan sen? Ne işte geliyorsun? Çekil lan. Gebertirim ulan seni. Geri bas. Bunun hesabını vereceksin Ömer Efendi. Durun ya, durun. Ne git? Ya çoluğun çocuğun önünde. Geç indir arasının dükkanına, sakin sakin konuşun. İndir ağam o silahı. Bak ahali birikti. Yani diyeceğim maazallah. Parçanızı kovmazlar. Bir işaretimize bak ileri ha. Ne oluyor lan? Sen bu köylünün düşmanısın Bilal. Nasıl kıydın lan o kadar fidan ha? Bundan sonra da bu köylü sana düşman. Yakacağım ulan. Dur lan. Ne oluyor be? Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dur lan şunu. Tutun lan, yakacak evi, tutun. Sağ olasın doktor. Sen olmasaydın bunların hiçbirini yapamazdım. Sağ olasın. Abi bir de şuranın ölçüsünü alalım bir zahmet. He? Metrenin ucunu diyeyim. Tutuver acık. Tamam mı? Tamam. Bir de yukarıda gövdeye bakalım. Benim çıkmam gerek. Sen al ölçünü. İşin bitince çek kapıyı çık. Ama abi sen ne istediğini söyleyeceksin ki. Kardeş merhaba.
Merhaba. Yoksa burayı tuttular mı? Tuttular abi. Sana dükkan lazımsa başka güzel dükkanlarım da var. Gösterebilirim. Kim tuttu? Bir hanım tuttu. Asabiyecinin bir yakınıymış. Gıda işi yapacaklarmış. Asabiyeci mi? He, hastanenin doktoru. Sen mi istiyordun yoksa abi? Yok canım. Neyse. Kısmet abi. Artık vazgeçeceklerini sanmam. Kaporayı verdiler. Aşağıdaki marangoz araf sipariş etmeye gittiler. Hemen başlıyorlarmış işe. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne zaman istiyorsun abla sen bunları? Hemen hemen. Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi. Bak usta. Hem elin çabuk olacak hem de fiyatı uygun olacak ona göre. Tamam doktor bey. Sen hiç merak etme. Ben öğleden sonra gider ölçüleri alırım. Fiyatı çıkarır seni ararım. Tamamsa da 3 günde yetiştiririm. Sağ olasın. Hadi kolay gelsin. Eyvallah. Güle güle. İyi oldu. Bu işi de hallettik. Şuradan gidelim. Gencüse, severler güzeli Gencüse. Vallahi boşuna ballı dememişler sana. Ağlama, ağlama, oyna. Selamünaleyküm. Ne var Kazım? Abi emlakçı aradı. Bizim Şahin Bey'deki küçük dükkan tutulmuş. Bana bak, kefili falan var mı? Var. Hastanedeki bir doktor kefil olmuş. Yalnız bir takım tadilat yapacaklarmış. Arkaya mutfak falan ekleyeceklermiş. Gıda işi yapacakları. Hey hey. Yiyecek içinde para var. Millet her şeyinden keser, gırtlağından kesmez. Tadilat için ne diyeyim? Ya bırak, ne istiyorlarsa yapsınlar. Duydun işte. Mal sahibi izin verdi. Ebano! Ebano, tuttuk dükkanı Müjde. Hayırlı olsun hadi, gözünüz aydın. Çok güzel Macide teyze, yeri de iyi, çok temiz bir yer. Raflar falan için marangoz bile buldum. Oo maşallah. Hadi girin içeri, sokakta bağırmayın böyle. Geleyim geleyim. Sağ olasın doktor bey. Rica ederim. Aa, yemek vakti gidilir mi oğlum? Yukarı yemeğe gelsene, sonra gidersin hadi. Sağ ol Macide teyze, benim hastaneye dönmem lazım. Ben de deyim ama gelmiyor. Sağ olasın. Hadi beş. Haydi. Öğle yemeğini nerede ısmarlayayım? Nerede dersen vallahi. Madem kaybettik bize laf düşmez. Duydun mu dediğini? Haydi yürü. Yemeğe gidik. Siz çıkın. Benim çalışmam lazım. Hem acıkmadım da. Sonra bir şeyler söylerim buraya. Recep, sendeki bu çalışma şevki benim gözlerimi yaşartıyor. Haydi kolay gelsin bakalım. İkisi Pentium 4. Gerisini yeniledik. 4 işlemci. Pentium D işlemcili. Vay be. Bizim köyde baba bizde Pentium 2 anca işte. Daha yeni her şey. Baştan aşağı yenilendi. Bana kalsa satmazdım ama kayınpeder tutturdu. Benle çalışacaksın diye. He. Yaşlı adam. Hayır nasıl diyecek? Tabii haklı tabii. Alo. Ne yemek yaptınız bakayım bu öğlen? Şekel ferruş ya ruhi. O ne kız? Neyse, bana da bir tabak koyun gelip öğreneyim. Müşekkel ferruş demek ha. Zıkkımın kökü bile olsa bana uyar.
Ne oldu ağam ya? Sapsarısın. Ezo'ya rastladım. Bizim konağın karşısındaki dükkanı tutmuş. Yanında da paçası yerinde bir doktor. Ağam. Bak. Bak. Senin anlayacağın dilden söylüyorum. Bu bilgisayarların hepsi son model. İyi iyi. Ya ağam istemiysen tutmayalım. Ben köyde idare ederim. İlla bir yer bulacak diyen sensin. Yok lan ne alakası var? Ben anlamam ki bu işten. Siz bakın beğendiyseniz anlaşın işte. Diyorum hemen üstüne alın var. Az önce Özer rastlamış da yanında da bir doktor varmış. Ona bozuk yani. Ya tamam ne var yani? Onun kafa doktoru işte. Hani şu köye gelen. Gene keçileri kaçırmasın diye yanından ayrılmıyor işte be. Ya neyse şu işi bitirelim ha. Tamam mı? Beğendin mi? Kararın karar mı ha? Ulan şanslı yiğit. Ulan böyle ağa bulmuşsun. Ya baksana hemşerim. Hemşerim. Alıcıyık biz. Ona göre konuşuyoruz şu işi. Şimdi Pentium'u kaça bunların? Ha? Nasıl ya? Oğlanı hiç anlatmışsın. Dur hele dur oğlana geleceğim şimdi. Ney? Başka bir arzunuz? Birer de tek rakı getir bize. Ben içmeyeyim malum şeker. Ya şeker gibi iyi gelir at bir tek. Sen bize bir yarım getir. Baş üstüne. Haydi. Yıllarca imal ettik oğlan. Pusula iyice şaşırmış ben yokken. Bak ben geleli muma döndü. Pek bir aklı başına geldi. Yok yok Recep iyidir. Pek de çalışkan maşallah. He öyle. İşleri iyice sardırdı. Evlendirmeden de gitmem artık ha. Niyetlendiyseniz bakalım bir etrafa. Aslında ben buldum birini. Ya Bilal'i bilirsin. Heh. Doğan Pınar'la hani babası vardı Bozan'a. Ha bileyim rahmetliyi. Çiftliğinde ne kuzular yemiştik zamanında. Dört karısı varmış. Hepsini mezara koymuş da yine son günlerde kız bakiydi. İşte onun oğlu bu bile. Ha. Bir kardeşi var azizim. Yeğin güzel. Maşallah. Pek gözüm tuttu. Dur ya. Aslında şu işi ben bir halledeyim sıcağı sıcağına. Lan zırlatmayın şu telefonu. Baksanıza. Ağam. Sana. Ballı ağa arayın. Ulan versenize şu telefonu. Bekletmeyin ağayı. Alo ağam. İyisin. Sıhhattesin inşallah. Oh. Oh. İyi iyi maşallah. Bu hafta sonu mu? Ya ağam rahatsızlık vermeyin. Ben de biraz hastayım ama. Madem öyle değil. Ağam. Baş üstüne. Tabii gelirik ağam. Cuma, çoluk, çocuk gelin. Gezerik, sizi görürük. Ha bak. Meryem kızımı bilhassa getir ha. Tamam. Haydi öptüm gözlerinden. Bekleyeyim ha. Cuma'ya hazır ol. Meryem'i de alıp Antep'e misafirliğe gidecek. Tabii ağam. Galiba Meryem'i oğluna isteyip vallahi. Alnına gün doğdu bizim Meyrem'in. Ballağının serveti dillere destan. Bir tanecik de oğlu var. Bak avrat. Görün mü? Ballı ağaya dünür olmak da varmış kaderde. Ama ağam. Ne? Ne sallıyorsun suratını gene? Ağam söz verdiydim Meryem'e. Ne sözü vermiştim? Hani Ali Ezo'yu boşayınca. Ulan! O döyüz evimi barkımı yakmaya çalışmadı mı? Ne sözü? Söz möz kalmadı, yandı, bitti, kül oldu. Bunu böyle bilin. Sen yine de kıza bir şey deme. Misafir gideceğiz de bu kadar. Sen bil inan. Yedi cihanın sahibi Ballı Ağa'nın oğlu dururken çulsuz İnternete kaldı bizim Meyrem.
Her öğlen tam teşekkür, sofra gurgaldır. Bu koca konağı kim ne zaman temizleyecek düşünen yok. Ben tabakları getireyim. Ehlen ve sehlen ahali. Çarşıda gıtlık çıktı herhal. Her öğlen evdesin bakayım maşallah. Ya Pembe abla, insan bir hoş geldin der. Eve uğramıyorum diye söylenip dururdun. Şimdi geliyorum gene söyleniyorsun. Ben bilmeyeyim sanki sen neden eve geliyorsun. Neden geliyorum? Yemek yiyeceğiz. Pembuş. Şş, sağ o kadar diyeyim. Uzak dur şu oynak Arap'tan diye. Hançerin daşı düştü düşecek. Az kaldı ha. Ya Pembe abla. Ruhi. Hoş gelmişsin. Yemek hazır. Ben... şeyi unutmuşum. Haydi artık gidelim bu kapıdan. Işık söndü, ayaz bastı gönlü. Tanıyanlar nereden diye sormadan terk edelim sokağı gönlü, gönlü başımın belası. Yavaş yavaş alışalım geceye, umut etme ne yarına seneye. İkide bir. Bu makineler var ya, bu işlemciler, pentium. Bunlar roket gibi çalışır yemin ederim abi. Bilgisayarların hiçbiri toplama değil orada. Hepsi marka, tıkır tıkır işleyişler hepsi var. Duyuyorum, yetti be. Yetti ya, pentium'u, mentium'u, bilgisayarı. Anladık, iyi güzel, hoş. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bol kazançlar versin. Aa, Hasan abi öyle deme ya. Bu makinelerin var ya, hiçbiri İstanbul'da yok ha. Ha? Ağam, ne diyorsun? He? Oho, sen uçmuşsun ya. Ali, azıcık sus. Kaza yaptıracaksın şimdi. Ömer, kardeş. Ya ben ne diyeyim sana? Göçtü, kahveydi. Paralar suyunu çekmiyor inşallah. Bizim köyün yağ fabrikasında unutmayın umarım ha. Unutur mu be? Denizde kum, ağamda para be. Marangozun parası da tamam. Gerisi de mutfağa yeter herhalde. Damal olacak. Macit baba yakışır mı? Bırak ben yapayım. Ya boş boş sıkılayım. Acık ayaklarım açılsın. Sen çalış. Kolay mı? İş kurayım. Sorma Macit baba. Çok heyecanlıyım. Marangoz da 3 günde veririm dedi rafları. Doktor bey de hazır mutfakçılarla görüşecek. O da tamam yani. Kapı mı çalayım? He? Kapı mı çalıyor? Kapı çalıyor. Ben bakarım, ben bakarım. Merhaba Macit amca. Oo, hoş gelmişsin Emre Bey oğlum. Ah, bu güzel kızlar kimdir böyle? Ezo yardımcı olurlar diye getirdim. Konuşmuştuk hani. Ha, kapıda kalmayın, geçin içeri. Buyurun, buyurun, geçin. Geçin kızlar. Buyurun geçin geçin geçin. Ha. Hoş geldiniz buyurun. Bak Ezo, bu Gülden'e, bu Beşir'e. Memnun oldum. Ben de Ezo. Merhaba Ezo abla. Doktor bey bize dedi ki sen yardımcı arayayımmışsın. Evet arayayım. Gülden'e ve Beşir'e bizim sığınma evinden. İkisini de epeydir tanırım. Çalışkan kızlardır diye getirdim. Anlaşırsanız tabii. Anlaşırlar anlaşırlar. Ben çay koyayım. Amanın hurilerin de eve. Bırak Macit baba ben koyayım. Sen otur da hanım kızlarımızla konuş. İyi buyurun oturun. Otur. Ey oğlum anlatsana. Şu ev nasıl, kaç oda? Yeterince büyük. Yer de iyi. Sizin odayı alt kata hazırlatayım.
genişçe bir oda. Rahat edersiniz. Aliye de yanında. Siz asıl benim yeni dükkanı göreceğiniz. Bir bilgisayarlar var. Baba, aklınız uçar. Lan yol boyu susmadın, gene mi başlayacaksın? Aa, ben sana doğru düz bir teşekkür edemedim heyecandan. Allah senden razı olsun ağam benim. Allah cennetinde huriler nasip eyleye. Tuttuğun altın olsun, ver mübarek elini öpeyim. De get işine lan oğlum. Bak ama başında sen duracaksın da hesabı alırım sene sonunda. Buradaki kimi sermayeyi kediye yüklemek yok. Yok ağam. Bak gör iş nasıl yapılırmış. Hadi. Benim arkadaşlarla buluşmam gerek. Ali. Geç kalma. Öyle kahvede bira mira içeyim deme sakın. Yok baba vallahi. Evde toplanık biz. Çay falan içik. Öyle. Hadi bir daha. Bir daha anlat şu evi. Ev demek azana. Konakmış basbayağı. Size de böylesi yakışır. Dinar baksana. Bundan böyle oğlumuzun mürvetini yaşayacak. Ha? Ne dersin? Ne işimiz var bizim oralarda? Yerimizi, yurdumuzu, ocağımızı bırakıp nereye gidecek öyle Hacer? Ama sittin sen anamın aşı, tandırımın başı, sen otur burada. Ben gideceğim. Azıcık rahat edeyim bu yaştan sonra. Gel bir yandan giri, bir yandan çıkı. Ya her yerim ağrıyor bu evde. Aman Diner baba, yalnız mı kalacağım burada? Bırak kalsın. Otursun bir başına garda kışta. Belki akıllanır. Yerini yurdunu koyup gitmek zordur baba, bileyim. Arzu etmeyesen gelmeyelim biz kızım. Hani Ömer illaki sizsiz gitmem diye heveslendik. Yoksa şart de. Evimiz var çok şükür. Kimseyi de rahatsız etmeyelim. Ana ben ne dedim şimdi? Hep beraber gidecek o kadar. Baba sen de inat etme be. Ben kahveye gideyim. İsteyen istediği yere gideyim madem. Maksat bana ters çıksın. Mamuru mest etmeye çalışık ama ne fayda? Aman Nazlı Hanım'ın büzme çarığı gibi bugünlerde. Her bir şey alın iyi. Varma üstüne. Boynuz kulağa geçince böyle olur işte. Haydi bir kahve yap Fatma. Su istin mi? Var anam, sağ ol. Hepimizin kaderi benziyor işte. Olan oldu. Bundan böyle hayır olsun inşallah. Neyse, gelelim işe güce. İş hele pek zor de. Nenemizden, şeyimizden gördüğümüz o eski ağız tadı çeşnileri gayet güzel, tertemiz bir ikramlık hale getirecek, vitrinde ne haliye sunacak. Artık zeytin piyazı mı olur, isot reçeli mi, nar pekmezi mi, ne bileyim salça mı, sıkma peynir mi bilmeyeyim. Yani hem kendimiz yapacak, hem köyden şeyden alacak. Size hele fazla para veremem. Yeni başlayayım ben de. Ne kadar istiyorsunuz? Sen ne kadar dersen abla. Biz işten yılmayız. Sen merak etme. Hiç vermesen ne olacak? Boş boş oturacağımıza bir işe yarayak bari. Doğru değil. Kim bunlar ya? Hoş geldin Ebu Ana. Hoş bulduk kızım. Kim bunlar diyeyim Macit? Ezon Huriler iş için gelmişler. Hoş geldiniz. Hoş geldin Emre Beyoğlu. Hoş bulduk. Ben kızları bir tanışın diye getirmiştim. Anlaşıp bitirdiyseniz biz kalkalım. Oturun oturun. Birlikte yemek yeriz. Yok. Biz merak ederler. Hemen gelecek dedik. Sen kızları bırak da gel Emre Bey oğluma. Her gece sizdeyim. Biraz fazla oldu. Yok yok. Gel hem şu mutfağa da konuşalım. Peki o zaman. Hadi. Kızlar buyurun. Olmadı bu an. Yemek vakti gidilir mi hiç? Bekliylermiş. Baksana.
Bir an önce bitsin de birkaç gün ustaların başında konakta kalacağım. Hı. Yarın bana bir denk yapın. Ben de geleyim. Bir yandan ev temizlerim. Ya çocuk donar. Daha ot yok, ocak yok. Aa, bırakın bağ çocuğu, gidin siz. Ya ne işi var ustaların içinde? Otursun burada işte. İyi canım. Geçin, geçin. Geç, geç. Hayırlı akşamlar Bilal ağa. Meryem'i almaya geldiydik de. Hayrola kızlar, nereye böyle? Dönegillere gideyik. Teyzine yardım edecek de. İzin verirsen Meryem de gelsin ağam. İzin ver gideyim ağam. Evde otur otur, bittim valla. İyi, iyi madem. Gidin bakalım ama Abdu da gelsin sizinle. Öyle kız başınıza sokakta gece vakti dolanılmaz. Ey tamam. De hadi. Hadi hadi. Kızın gönlünü hoş tutmalı bu aralar. Haber var mı Ayşe'den? Nasıl olmuş anası? Çok hastaymış ha. Daha kalıcıymış. Güldeni'ye 14 yaşında berdel vermişler. Kocası babasından yaşlıymış, ölmüş gitmiş. Sonra da adamın karıları ve çocukları onu dayaktan bezdirmiş. Elleri kırılsın inşallah. Gemi kimsesi yok mu? Bir hesap sonra çıkmamış mı? Babası anası ölmüş. Abisi de kendi karısını geri alırlar diye onu eve geri almamış. Tabii bütün bu olaylarda iki tarafında kıza miras koklatmamak isteği büyük etken. Bu da imam nikahlı, ne yapsın sokakta kalmış. Neyse, birileri sahip çıkmış da sığınma evine getirmişler. Vah bahtsız yavrucak, vah. Bak görüyor musun neler oluyor? Ne güldün kız şimdi? Aman Evve ana, bir de neler oluyor deyin ya. Doğru, senin başına gelen de az buz bir şey değil. Hadi gidiyik Zeynep abla, çabuk ol hadi. Gelip patlamayın. Hadi, hadi, hadi. Hadi yürüyün hadi hadi. Çok yakışmış. Kız herif anlayacak. Ben ne yapayım? Hoş geldin. Girin girin. Ben kapıda bekleyeyim Meryem bacım. Tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin bacım. Aman be. Hoş bulduk. Daraldım valla. Hay deli Ali. Bir kadın gıdına girmen kalmıştı eksik. Seni göreceğiz diye kızım, ne yapalım? Zeynep abla sağ olsun. Elbiseleri o verdi. Beğendiysen sende kalsın kız. Ay ne bileyim, yakıştı valla. Sağ olasın Ezo. Bu Beşire'ye ne etmişler doktor? Sağ ol kızım. Sağ olasın ya. Vallahi Beşire'nin hikayesi daha da beter. Ailesi onu 13 yaşında yaşlı bir adama vermiş. İlk gece kabusundan sonra kız kendini asmış. Kurtarmışlar. Bu sefer adamdan kaçmış. O zamanlar 15 yaşında olan abisi 3 kurşun sıkmış üstüne. Ah, ah. Abisi ıslah evine, bu hastaneye. Amanın. Bunlar da benimkimi vallahi. Her gün ne hikayeler dinliyorum bu sığınma evinde, bir bilseniz. İnsan şişer vallahi Emre Bey oğlum. Bu yüzden senin başarman çok önemli Ezo. Rol modeli olacaksın bu durumda olan kızlara. Aa, rol mol bilmem ben. Artist miyim ben doktor? Öyle değil. Yani örnek olacaksın. Rol model örnek demek. Ha. Ha.
Bana bak doktor. İpten gazıktan kurtulan soluğu benim dükkanda almasın sonra. Yani tabii keşke güzelce ne gitse de iş. Bütün kadersiz kızları alsam yanıma. Koskoca bir fabrika kursan. Namerde muhtaç etmesen bütün bu kara yazılıları. Belki olur Ezo. Belli mi olur? Ne koyacaksın bakalım dükkanın adını? Güneş Gıda. Aa, ne güzel. Doktor dediydi ki, bu işi başarırsan senin gibi itilen gakılan bir sürü kadının güneşi olursun dediydi. Yani ben o bakımdan şey ettim. Şunu götüreyim. Vay be. Meyrem bak bir ciddi ol, beni dinle. Şu yeni kafeyi bir oturtayım, gelip seni hemen arayacağım. Koskocaman konak ya, ev derdi yok. Sen beni unutursun orada. Konaklarda, kafelerde falan. Allah Allah, ne nazlıymışsın sen ya. Ben seni nasıl unuturum ya? Bunlar geleceğimiz için. Sen göreceksin bak, ben nasıl yaşatacağım seni vallahi. Vallahi bilmeyeyim Ali, bu işin sonu ne olacak böyle. Ömrüm geçti senin bekleye bekleye. Yeter artık fısıldadığınız. Hadi bir el atın da hayra gelsin. Hadi boş duran Allah sevmez. Ver. Ver. Sen şimdi gör ben nasıl akış işlerim. İki tespihiz bu muydu lan? Peki akıştı hele. Burada bir nakış işlemedim kaldıydı, o da tamam oldu. Sen yat. Geleyim ben. Sonunda bitti. Hele şükür. Sevk tak hiç bitmiyor sandım. Söyleme, dekor yapıyor herhalde, kolay mı? He valla. Şahane oldu abla. Dur şu hesabı da görelim. Eline sağlık usta. Sağ ol beyim. Esas sana kolay gelsin bunlarla. Hayırlı günler. Hadi hayırlı günler. Günaydın. Şu yandaki büyük odadan başlayacak. Uygun mu? Tamam. Şişt, eğleşmeyin. Daha yerler silinecek. Şu rafları da silin. Tamam abla. Biz raflara başlayalım. Ne ürünler yapacaksınız bakalım? İlkin zeytin piyazı yapacak. Şimdi önce zeytini alayım. Küçük küçük keseyim. Soğanı, biberi, cevizi ekleyin. Pek meşhurdur buralarda. Kavanoz alacak, kaynar suda havasını alacak, alsa da konserve. Vallahi bayılırım. Bir iki kavanoz da bana ayırın.
İlk sana tattıracağım. Bakalım beğeneceksin mi? Yaşadık desene. O zaman bana müsaade. Usta da gitti. Başka iş kalmadı değil mi? Yok, sağ olasın doktor bey. Rica ederim. Hadi size kolay gelsin. Güle güle, güle doktor bey. Usta ben çıkayım. Gelirim birkaç saate. Biz öğlen yemeğe gidecek. O ara gelirsen anahtarı ne yapalım? Karşıdaki yeni açılan dükkana bırakın. Tamam. Şimdi bu hapları alınca uyuyabileceğim değil mi doktor? Evet ama sadece akşamları bir tane alacaksınız. Sıranızı bekleyin beyefendi. Ben hasta değilim. Hesabımız var seninle. Hele yolla şunu. Kimsiniz siz? Ben o aklına girdiği Nezo'nun kocasıyım. Adım Ömer. Anladım. Ancak yine de sıranızı bekleyeceksiniz. Dediğim gibi akşamları bir tane. Bir ay sonra tekrar bir kontrole gelin. Yemekten sonra mı evvel mi alayım doktor? Buradan çık, hepsini al. Haydi kardeşim, haydi. Yemeklerden sonra diye yazdım zaten reçeteye. Senin için de zor be doktor bey. Haydi kardeşim, haydi. Evet, siz dinliyorum. Bir sonraki hastama kadar 5 dakika siz dinleyebilirim. İyi dinle o zaman. Ezo'dan uzak duracaksın. Bir daha yanına yaklaşırsan... Anlıyorum. Ezo'dan uzak durmamı istiyorsunuz. Bu konuya sonra geliriz. Aslına bakarsanız ben de sizi merak ediyordum. Sizi tanımak istiyordum. Ben ne edeceğim tanıyıp? İsterseniz önce bir çay söyleyeyim. Siz bir oturun şuraya. Sakinleşin. Buyurun oturun. İki çay gönderir misin? Çocukları Emine'ye bıraktım. Onlar tamam. Ama Meryem gelmeyecekmiş. Odasından çıkmıyor. Aa. Ne demek gelmeyecekmiş ya? Aman gelmezse kendimdir. Bak ben hazırım. Hadi çıkalım istersen. Ne deyin aklıyılık. Vallahi Meryem diye çağırıyor bizi. Almayayım mı bunu o odun kafan? Demek gelmeymiş. Aman hazır Ayşe'de anası geldi. Şöyle bir karı koca baş başa gezmeyeli yıllar oldu be. Kız. Hadi kalk giyin. Vallahi bekli. Ya ben gelmeyeyim ağam. Canım çekmiyor Antep'i falan. La bacım. Olur mu hiç? Koca ağa davet etmiş. Gidin siz işte. Beni de mi istedi illaki? Ya gülüm. İstedi işte. Sahi mi bizi Meyrem diye gönül koyar sonra. Hasta değil. La gülüm bak. Sonra sen zararlı çıkarsın. Antep'te gönül ne çekerse alırız. Haçeyle çıkarsınız. Üst baş. Bir de burma bilezik. Ha? Kız bak ne diyor ağan. Çizme istedin hani? Sen bunu hazır et Hatice. Ben bekleyeyim dışarıda. Geç kalmayın ha. Yürü kız hadi. Ya yenge ya. Duydun gidecek dedi. Hazır ağanı gönderecek. Bir sürü şey alacak. Daha ne isteyin? Tepesi altında döve döve mi götürsün isteyin? Hadi tadımızı kaçırma. 40 yılda mı getiriz? Aa. Ay iyi be. Ne yani? Bir başına bırakayım da. Ya ne yapabilir kadın başına parasız şeysiz? Bak Ömer. Sen zeki adamsın. İyi kötü bir hayat deneyimin olmuş.
Bu tavırlar sana yakışmıyor. Ezo kendine bir hayat kuruyor. Geriye bakmayı bıraktı. Sen de aynını denemelisin. Dediklerimi anlıyorsun değil mi? Ne diyorsun? Sen doktorluk hududunu geçme. Ezo'ya sahip çıkmak sağ kalmamış. Efendisin. Belli ki temiz bir insansın. Okumuşsun, şeysin ama bazı hudutları geçme doktor. Bu geldiğin yerde dur. Olacak. Cama falan görmeyeceksin temizlikten. He, görmeyip kafadan dalacaklar içeri. Aha işte kapı. Merak etme sen. Hadi ben çıkayım. Bir sürü şey var daha alınacak. İşlerin hepsini bitirin ha. Sen yerleri bitir. Sen de rafları bitir. Bitti sayılır abla. Hadi güle güle git, güle güle gel abla. Sağ olasın. Kolay gelsin. Daha açmadık ha. Yok. Ben şey için geldim. Anahtar için. Usta buraya bırakacaktı da. Şu karşıki konakta mı çalışıyorsun? Yok. Ben sahibiyim. Tek başına oturmayacaksın herhal o koskoca konakta. Hanımgiller, çocuklar. Ha, var. Anamgil, kardeşim, çoluk çocuk. Hep birlikte taşınıyık yakında. Ben ustalara öyle dekore ettireyim konağı. Güle güle oturun inşallah. Sağ ol bacım. Ya siz ne iş yapıyorsunuz burada? Zeytin piyazı yapacak şimdilik. Başka şeyler de yapacak dedi ablam ama zamanla. Öyle yiyecek işi, konserve falan işte. Ya bir doktor dedilerdi. O da mı burada ortak? Yok. O bizim kafa doktorumuz. Sen bizim böyle olduğumuza bakma. Ne günler geçirdik biz. O vakit hepimize baktı. Şimdi de yardım edeyim. Böyle iş güç bulayım. Altın gibi bir insandır. Ya bizim gibi tahtası eksiklere abilik edi işte. Bence size doktor muhtor gerekmez. Neyse ben anahtarı alayım. Buyur abi. Sağ olasın. Haydi hayırlı işler. Ya bir komşuluk edin be abi. Diyeyim ki ben köşeden bir yedek anahtar yaptırayım size bırakayım da ustalar falan. Olur ağam olur. Nasıl istersen. Tamam. Ben hemen yaptırır getiririm. Kız gördün mü? Ne yakışıklı adam. Belli ki parası da bol. Karısını da yaşatıyordu bu vallahi. Baksana koskoca konağı da almış. Bazı karılar doğuştan şanslı kızım. Hay valla. Ali? Ezo? Ezo! Kardeşim, ne yapayım burada? Şu torbalara, gel gel gel. Gel. İşte burada benim mekan. Geç geç otur. Dur. Nereden senin mekan oluyor Ali? Burayı devraldık biz. Sağ ol. Artık büyüttük işleri. Nereden çıktı? Ne işiniz var Antep'te sizi? İşte konak monak falan şey edince ağam. Bana da burayı işte. Ha konak tuttu yani abin. He. Burada iş güç kuracak işte. Ya neyse sen ne yaptın sen? Ben de iş güç kurayım. Dükkan açtık şeyde Şahin Bey'de. Yok ya. Gıda işine gireyim. Allah Allah. Köy şeyleri. Böyle köyde meşhur ne varsa onları yapacağım satacağım. İki de kız aldım yanıma. Bak
Ezo, hanıma ağlayın ha. Güneş kıda. Beklerim, bir çayımızı içersin. Allah, çay. Çay, evladım çay getir. Hoş. Ali pek güzel burası. Hiç benzemiyor eski Gülüstür dükkanı ha. Yerde maşallah çiçek kimi. Vallahi Ezo, bilgisayarların hepsi birinci sınıf. Pazartesi açayım, şimdiden kapılar kırıyorlar. Afiyet olsun. Sağ ol. Sağ ol. Nerede ev tuttu o? Vallahi tam adını bilmeyeyim. Şey tarafında. Aman adı gelmedi şimdi. Anam manan hepsi geliyorlar mı? Vallahi anam geliydi de babam gelmem dedi, kesti attı. Diner baba yerini yurdunu bırakmaz bilirim. Meryem ne diyor bu işe, bileyim mi? Deli tabii, bilmez mi? Bak Ezo, ben geçen gün ne ettim? Dedim Ezo olsa ne gülerdik. Bir gece düzen yaptık böyle Meryem'e. Böyle kızlarımızla falan toplaşacağıdı. Ezo. Hı? Gidip Meryem'i alacaktılar önce. Korma falan hepsi sokağa dökülmüşler. Ben de kadın kılığına girdim. Böyle örtüm örtü etek metek falan. Zeynep giydirdi. Ya görsen. İnanılmaz ya. Allah cezanı ver abi. Onları şöyle koy bakayım. Şuraya. Arka taraftakileri yüklediniz değil mi Kazım? Bak eksik kalmasın. Evet abi. Şunları yükledik mi tamamdır. Bitmedi mi daha bu? Kazım abi gelir misin? Bunlar sonuncu. Haydi çıkayım burada. Abi işimiz nerede? Hilal ağalar yatıya misafir geliyor. Yarın da çiftli. Ortadan kaybolma ha. Ya bir misafir eksikti. Fena mı yavrum? Ev şenlenir biraz. Surat etme. Çiftlik falan iyi gelir. Bak böyle fazlaca işe güce daldın. Biraz da insan içine çık canım. Şu saçını maçını bir kestir ya. Tıraş ol ha. İnsan içine çıkacak hale gel biraz. Ya nereden çıktı şimdi bunlar? Yavrum babası çok eski arkadaşım benim. Ya sen küçükken böyle bir iki kere çiftliğine gitmiştik. Oynardınız hani. Bilal, Meryem. Bildin mi? Bilmedim. Abi iş tamam. İyi. Haydi bir bilme, düş önüme. Haydi. Hepsi yüklensin, acele edin tamam. Hadi. Anladın değil mi yerine iyice? Anladım. Bak bekleyeyim ha mutlaka. Ya geleceğim, gelmem mi ya? Haydi. Hayırlı işler sağ. Hadi sağa da. Ula bu tarif ettiği yer Amun tuttuğu evin orası değil mi? Neyse. Bak sen şu Ömer'e. Konaklar tuttu yukarıya. Ne Fatma'ymış be. Ahur gibi evden saraylara. İşini bili yukarı. Kulağından tuttum getirdim ha. İyice bir adama benzet bunu usta. Kendi haline bırakınca eşkıya gibi geziyor. Evelallah merak etme. Yakışıklı aslan gibi çocuk. Bir de yüzünü gözünü açalım da kızlar adam görsün. Muhabbete bak ya. Usta artık 10 yaşında değilim ha. Sakın elleme saçımı başımı karışmam bak. Ama acayip bir gün olmaya başladı ya. Baba beni daha sonra Luna Park'a da götürecek misin? Önüne dön oğlum. Allah Allah. Ay alın şunları, ellerim koptu. Yettim abla, yettim. Abla, karşıki konağın sahibi geldi. Aman iyi. Siz her tarafı temizlediniz mi onu söyle. Kendin bak abla, vallahi pırıl pırıl oldu. Verdiniz mi anahtarı? Verdik. Bir görseydin abla, pek yakışıklı adam. Ey Allah sahibine bağışlasın. Böylelerini hemen kapıyorlar zaten. Ya bize ne canım, anahtarını verdiniz gitti işte. Abla, Edeh anahtar yaptırmış bıraktı. Hani ustalar falan gelince ona versin diye. Bir kapıcılık halimiz eksikti. Almayık diyemediniz mi? Tanımadığınız etmediğiniz insanların anahtarı sizin neyinize? Hayır bir şey olsa bizden bilecekler sonra. Kusura kalma abla, düşünemedik. Ya komşu hatırı dedik, iyilik edelim dedik. İyi, vaktiniz bol galiba. Gelenden gidenle neyleşirsiniz. Hadi bakalım, şunları bir temiz ovalayın. Çarşının kiri pası aksın üstlerinde.
Masayla birkaç sandalye buldum Eskici'den, sabah getirecekler. Telefoncular gelmedi mi? Yok abla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Böyle sakin bir yer ayarlayayım. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Bak oğlan kendi arabası varmış he. Pek de güzelmiş. Artık arabası olmayan mı var yenge? Bizim Kahya bile aldı araba, bilmiyim ben. Ağlasam süzülmez gözümden yaş. Gönlüm bir virane. Senden çıkılmaz zor bir haldeyim. Suskus olmuş dilim. Özlüyorum, yanıyor bedenim. Dönsene zehir zıkkım şairler şiirler. Kusura bakma abi. Bu kadar çok bağırayım. Sesim kısıldı bağırmaktan. Geçmiş olsun Bilal. Bak acıyı yedin mi hepsi düzeldi şimdi ha. Sağ olasın. Sağ ol. Neden bir şey yemiyor bu? Kız yoksa güzelliğin bozulur diye mi korkuyorsun? Yok ağam, yedim. Et yemez bu. Onun yerine aha bu yer. Yer yer şişer. Bak bak. Nur da iyi yer maşallah. Meryem. Beğenmediysen sebze mebze bir şey getirsinler ha. Yok vallahi yedim ağam. Şundan al biraz. Yoksa bu muhabbet bütün gece sürer. İyi madem. Yesene kız. Ne dedik sana? Nasıl, kızı beğendin mi? Ne için beğenecek? Oğlan için ruhum, ne için olacak? Benim için olacak değil ya. Ben buraya geldiğimde hep kendi kendime... ...ya az yiyeceğim, katmere saklayacağım midem diyorum ama... ...gene dayanamıyorum. Ay bir de katmer yersem kesin ölürüm ben. Bak, yarın sabah doğru çiftliğe. Ya eskiden ne güzel koşup oynardınız çiftlikte. Meryem, dereyi hatırladın mı? Bak sen çok severdin dereyi. Zor tutarlardı hep. Girmek isterdin. Bu olmadı mıydı sanki? Kapılıp gittiydi de ham. 10 kişi zor çıkardık dereden. Yiyin hadi yiyin. Ye kız ye. Yiyik yiyik. Ya işte böyle. Dalmış odaya bu Ömer. Bırakacaksın Ezo'nun peşin diye. Bak sen de Yusa. Nasıl bulmuş ki doktoru? Siz takip edin Zahar. Ne olmuş? Hiç. Sakin sakin konuşmuş Emre. Seninkisi dinlemiş, dinlemiş. Acık esmiş, üfürmüş gitmiş. Çakamamış mı suratının ortasına bir tane sen ne deyin diye? Çağırıverseydi hademelerin şeyi... Ah ben olacaktım ki orada. Kız şakar mı hiç? Sihir doktoru o. Allah Allah. Hiç mi bir şeye sinirlenmez bu sinir doktorları? Ona göre eğitilirler bunlar okulda. Ameliyatla sinirlerini alıymışlar onların okulda. Yoksa kolay mı o kadar deliyle uğraşmak? Ay sinirim zıpladı vallahi. Şşş. Ezo'ya demedim ama Ömer aşağıda arabadaydı ben gelirken. Saklandı beni görünce. Ben hemen anladım onun olduğunu. Yapma yahu. Hala aşağıda mıdır? Bilmiyorum. Sen çaktırmadan bir bak. Arabasını bilirsin.
Gördüm. Aşağıda. Yandık vallahi. Allah ver de yukarı çıkmasa bari. Kim çıkmasa yukarı? Kimse canım, misafir gelmese diye dediydim. Kim var orada? Dur bakayım. Yok, öylesine bakıydım Ezo. Takip ediyor değil mi? Bilirim ben onu yapacağım. Kızım dur, yürü. Ezo! Vallahi yürü, yürü, yürü. Birbirlerine. Utanmayayım mı sen ha? Utanmayayım mı? Kırayım şu arabanı, paramparça edeyim de görsün. Ne yapayım sen be? Silenceye kırdın. Dur sen dur. Ezo. Paraları kaç paraydı bunun? Ezo kızım yapma. Ha? Deli misin kızım Ezo sen? Deli olan deli kim be deli olan kim? Bırak beni, bırak. Dur, Aykın dur, bir şey. Dur. Ezo gel. Sen kim olayım da ona buna gidip gözdağı vereyim? Ezo. Sana mı şikayet etti doktor bey? Oğlum aman dur. Aman ne duymaklıymış canı. Aman kibarlık etmiş de ağzını burnunu kırmamış. E okumuş insan tabii. Ayı lan ayı olmuyor. Sen dur. Kime ayı değil ha? Ezo, dur sen. Mahalleye rezil ettiniz be. Ne oluyor Ömer? Yakışıyor sana böyle şeyler. Sen beni katil mi edeceksin oğlum? Ne dolaşıyorsun kapılarda şeylerde? Karımı görmek için izin alacak değilim herhalde. Ne karısı be ne karısı? İnsanın onda ne karısı olmaz. Padişahlık devri bitti. Ama sen nereden bileceksin? Cahil bir adamsın işte. Senin gibi avrat olmaz olsun zaten. Biz de onu değil. Hemen boşayacağım bunu. Yoksa öldüreceksiniz birbirinizi. Rahat mı edeceksiniz o zaman? Hemen yarın başlayacağım boşanma işlemine. O kadar değil. Anladın mı Ömer? Meraklı değilim ben bununla evli kalmaya. İnsanın şerefini iki paralık edeyim. 10 dakikada boşarım onu ben. Boşayacağım Ezo tabii. Yoksa ben hakimin birine gidip ihbar edeceğim iki karılı diye. Bak bakalım nasıl rezillik oluyor o zaman. Yabani kötü. Ezo. Şşş, kötü. Yapma. Geç. Yürü be. Ayıptır ya. Hadi yürü. Sağ ol. Canım çarşı için sonra geliveririk. Şart mıdır bugün çıkman? Ama sen bana ne söz verdin? Canım ondan kolay ne var? Biz çiftliğe doğru yola çıkalım. Recep Meryem'i alsın. Çarşıyı dolaştırsın. Alacaklarını alsınlar. Sonra arkadan işleri bitince gelirler. Ağam olur mu? Çocuğun bir cumartesi var. Cık. Recep! Değil mi oğlum? Öyle yaparsınız. Tabii baba. Öyle yaparız. Haydi Nur. Sen de toparlan. Bir an önce yola çıkalım biz de. Oh, hava mis gibidir şimdi. Haber saldım. Kuzumuzu. Hazırlık başladı bile. Ben kalmayacak. Niye? Ne oldu da? Hasta ben. Tuttu gene yeğleri. Haydi siz de toparlanın. Haydi. Meryem kalk hadi. Maşallah. Maşallah. Ya şu kadınlar görüyorsun değil mi? Küçüğü, büyüğü bir rahat vermezler insana. Ağam, benim de alacaklarım vardı. Ben de gitsem mi gençlerinden acaba? Kız getirdim, hep pişman mı beni? Affedersin ağam. Yo, sen rahatına bak. Hoş geldiniz. Masamız gelmiş. Telefoncular mı geldi? He. İçeride de mutfak takıyla. Doktor da başlarında. Günaydın. Günaydın. Şaştım da kaldım. Birden dükkana benzemiş. Bu telefonu sen mi getirdin? Evet. Evde fazla vardı bir tane. Buyur bakalım ablacığım. Çay içip telefon falan edeceğin ha? Vallahi birkaç da dosya olsaydı aynı televizyondaki zengin kadınlar gibi olacaktık. Et kuzum, hadi telefon et. Hadi abla. Edeyim. Sen şunu çıkar bakalım. Şşş, çalıyı sus. Alo Ebana. Bak ben telefon edeyim. Ha, dükkandan. Ver Macit babamı ver. Alo Macit Bey. İyi günler, burası Güneş Kulağı.
Hadi gel ne aşama, kapatayım ben. Yok önce sen kapat Macit baba, olur mu, sen benim büyüğümsün. İkinci gülmek yok. Sadece iş telefonu edeyim. Şube açacak şimdi. Alo Zeynep. Ben Ezo, Ezo. Ezo kardeşim, neredesin? İyiyim Zeynep, iyiyim. Bak ben dükkan açtım, bileyim mi? Ne dükkanı kız, ne çabuk. Gıda, gıda. Tamam. Dinle şimdi. Lafı dolandırmadan iş konuşacağım seninle. İş yeri burası. Özel konuları yüz yüze konuşurum. Bu telefon iş konuşmak için. Şimdi bak, sen köyün şöyle marifetli, kuvvetli kadınlarını toplayacaksın. Seni ben Güneş Gıda'nın Doğan Pınar Şubesi müdürü ettim. Ay, tamam mı? Ezo, çok heyecanlandım kız. Ne müdürü? Dur daha neden anlat. Yaz bir yere yaz. Bak, salça, dut pekmezi, nar pekmezi. Yazayım dur, mi? Dur, kağıt kalem bulam, dur. Dur, elim ayağım dolandı. Müdür mü oldum ben şimdi? Müdür, uzun edilsin ama. Bak benim vaktim yok. Neyse. Yardımcımı vereyim, ne lazımsa yazdırsın sağ. Bak dediklerimi hazır etsin kadınlar. Ben pazartesi geleceğim, oraya mal alacağım, tamam mı? Güldane! Gel kızım, müdüre anlat bakalım bize lazımlıları. Gel gel. Nasıl? İyi konuştun mu? Vallahi harika. İyi günler. Ben şimdi size miktarlar söyleyeyim. İş nasıl başlarsa öyle gider. Siz yazın. Kimse labale olmasın ilk günden. 30 kilo... Akşama bitirirler mutfağı. Doktor Allah tuttuğunu altın etsin. Sen olmasan vallahi ben... Bak bana en büyük teşekkür işlerin iyi gitmesi olacak Ezo. Umutsuz kızların güneşi olacak ya. Abla. Abla biz şu eve eşya getirdik ama yoklar. Ha, ustaları daha gelmedi demek ki. Dur bizde anahtar var. Kızlar karşının anahtarını verin. Ya sağ ol, zahmet olur Recep abi. Ya ne zahmeti kızım? Ne yapacağız oraya, sabahtan gideceğiz de? Akşama kadar ye iç, devril dön. Bana uymaz. Neler alacaksın bakalım? Şimdi ben bir mont isteyeyim, bir çizme isteyeyim, bir spor pabuç alacağım. Şu an saçlara kıvıran makineler var ya, onlardan alacağım. Bir de köydeki kızlar bir sürü bir şey ısmarladılar. Çorap, işte oje falan. Oho, akşama kadar bitmez kızım bu alışveriş. Biz çiftliğe geri dönelim hadi. Recep abi hadi. Ya. Pis yeni yaptılar evi. Bir yeri döküp saçmayasınız. Haydi. Çarpma deyim sağa. Bir kenara. Ustalar batırmış evi. Bu ne pislik. Başında durmayınca böyle oluyor işte. Abla bunlar iş mişi yapmıyor. İçiler durmadan demek. Vallahi diyeceğim evin beyine. Buzdolabı ve fırını koyalım. Ondan sonra gideriz abla. Ha tamam. Dikkat edin ha. Esaslı evmiş abla. Vallahi öyle.
Allah sahiplerine ağız tadıyla oturmayı nasip etsin. Sağlıkla çoluk çocuk inşallah. Haydi bakalım, haydi çıkalım ayıp. Allah sana da nasip etsin abla. Bizim de ne güzel dükkanımız var, haydi yürü. İnsan burada ne güzel yaşar abla, değil mi? Tabii. Antep'te bir dükkan açtım. Onun için malzeme topluyum. Elinize ne varsa isteyin. Hasan. Ne? Senin avrat ne yapıyor bu kadınlara? Duyan geliyor, duyan geliyor. Erişte olur, salça olur. Ne oluyor be? E tamam, o zaman hepimizin evinde salça var. Hepimiz getireyim. Senin ne kadar salçan var? Bir 5 kilon var. Benim de var 5 kilo. Senin salçanı bileyim. Seninki olmaz. Niye olmazmış? Mis gibi salça. Aman aman, ben bileyim senin salçanı. Taş gibi tövbe erimeyim. Zeynep. Salça dediğin. Sen ne yapıyorsun ya? Dur iş yapayım. Mal alayım, salça alayım. Dur hele. Zilletme insanı. Ne malı ne salçası. Salça mı yok evde ya? Dur Hasan, karışma be. Senden salça alayım. Biber salçası. Allah Allah. Ne diyeceksin o kadar salçayı ya? He? Nedir baba, ne kadar bu? Listeye bakalım abi. Abi. Ali, haydi. Niye karanlıkta oturayım? Köye gidiyik, hadi. Ne oluyor lan? Ters bir şey mi oldu? Ters mi bilmeyeyim ağa. Ters değil aslında. Yakışır yani. Ağanın oğlu ağanın kardeşine yakışır. Davul bile dengi dengine demişler. Ne diyin oğlum? Ne diyecek, hadi gidelim. Söylesene lan. Ya ağam, köyde iki koruma dikiler Meryem'in kapısına. Ama sonra bak Recep'den kol kola gezi. Çarşıya çıkmışlar beraber. Hayret ya. Hiç demiyor da Recep'le bizim böyle böyle bir durumumuz var diye. Bir tebrik ederim ki ya, biz yabancı mıyız? Maşallah maşallah. Ay pek güzel oldu. Anladık be anladık. Bir saattir bakıyorsunuz. Acıktım hadi. Ya dur be Macit baba, giderim tamam. Hadi kızlar, kapatın etrafı iyice. Ay hiç gidesim yok valla. Daha kavanozları dizecek abla. Mal olsaydı bu geceden başlayıverirdik piyaza. Ay dur, daha kazanlar gelecek, ocak gelecek. Her şey bir günde olur mu kızım? Hadi hadi kebapçıya. Acıktım hadi. Hadi ya, bakarsınız sonra. Hadi kızım hadi. Ha? Vakit geç oldu. Çekil, bak ne güzel ev varmış karşında. Eşya getirdiler. Bugün içini gördük. Pek güzel bir araba. Kim oturuyor ki? Bir aile gelecek Macide ama. Esabı Bey'i gördük. Kibar beyefendi biri. Allah Allah. Yorum dur. Haydi acık şurada oturak. Böyle gitmeyek eve. Kafayı topla önce. Yorum, ne ilmiği bu? Sorma Hasan ya. Şaşılacak bir iş olmuş. Delirdi. Yol boyu 50 kere durdum. Bağırıyor, ağlıyor. Ya ne yapacağımı şaşırdım.
Hayırdır, ne oldu ki ne? Meryem'i Recep'le Antep'te çarşıda kol kola gördüm değil. Kuyumcu vitrini bak ilermiş. Elleri kolları doluymuş. Abo. Ya ben de diyeyim bu ballığa neden o gün Bilallere gitti? Esah da bak ben bilmeyeyim. Ben bileyim yorum. Dün de çocukları emniğe bırakıp Entebe ballının konağı misafire gitmişler ya. Doğru demek. Görüyor musun ya? Hay Allah. Yahu iki kardeş bahtınız ne kadar karaymış be Ömer. Burada böyle bu kadar hatıranın arasında. Neyse iyi ki taşın iyisin sen tepe. Taşın ilk taşınmasına da. Hasan ben iyice düşündüm. Ne yapıp edip barışacağım Ezo'yla. Kapısında yatacağım. Kendimi önüne paspas edeceğim. Ama bir şekil barışacağım. Şimdi eve gidip alacağım karşıma Fatma'yı. Budur budur diyeceğim. Geçsin otursun konağa. Benim bir şeyde gözüm yok. Para mara hiçbir şey düşünme diyeceğim. Hadi hayırlısı bakalım. Gel götürüp yatırak şunu size. Babam beyle görmesin. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Kızım ne oldu? Ne oldu yavrum? Aa, için dışına çıkmış yavrucuğum. Dur sana bir havlu vereyim. Bir şey yok ana. Yüklüyüm.